4005 no'lu eğer montajı açarsan size montaj yapısından biraz bahsedeceğim ve pozisyonlamadan. Şimdi montaj yapısı içerisinde çizdiğiniz, yeni oluşturduğunuz veya dışarıdan çağırdığınız her şey bir solittir. Yani bir katı geometridir. Ve siz eğer buraya uygun bir şey çizecekseniz ki mesela size şöyle göstereyim. Çap olarak diyelim ki buranın çapı 11 ve siz 12 çapında bir şey daha çizeceksiniz. CTRL N diyelim. Şöyle. Şöyle. Ve sonra kenarları içeri doğru kopyalayıp içeri doğru katılıyorum. Sonra şu çapa önce dış çapı büyütelim de. Önce şu çapa diyorum ki 15. İç çapa da diyorum ki 12. İnce bir bilezik gibi bir şey yapacağım. Sonra bunu kaydediyorum tabii ki. Kaydet dedim. 4005 geçici dosya diyorum. Sileceğim çünkü birazdan. Siz görmeyeceksiniz bunu. Ki yapması kolay. Insert file diyorum. Bakın bir dosya çağıracağım buraya. Insert file dediğin zaman 4005 geçiciyi çağırıp da buraya getirebiliyorsunuz. Ve gelip orijine yerleşiyor tabii ki. Sonra bunu istediğiniz gibi kenara alıyorsunuz. Bu dosya çağırmanın birinci yolu. Ya böyle çağırırsınız ki bu bir farkındaysanız komponent olarak kullanmak üzere çağırdım. Ya da 4005 çizdik ya şöyle. O 4005 geçiciyi sürüklersiniz ve ekranın ortasına bırakırsınız. Bakın buraya bırakırsanız yeni açar. Buraya bırakırsanız yine buraya bir bileşen olarak getiriyor. Ben zoom yapmasını istemiyorum da şu anda. Şöyle tutayım ve dışarı taşıyayım. Sonrasında bu yeni getirdiğiniz parçayı tabii ki orient edeceksiniz, yerleştireceksiniz. Yani diyebilirsiniz ki şunla şu bir kere eş eksenli olsun. Aligned. Okey. Ondan sonra bu getirdiğiniz şeyi şöyle seçelim. Ne yapacaksınız? Yani tamam burada eş eksenli bir pozisyonu bir yeri olması gerekiyor biliyorsunuz ki. Burada da mesela şunu yapabilirsiniz. Bir eksene tıklarsınız. Dersiniz ki şu yüzle bunun arasında sadece 5 milim kalsın. Ve 5 milim kalana kadar gider. Bu mümkün. Ya da bunun kendi içerisinde bir referans düzlem sistemi oluşturursunuz. Bakın Select'e geldim. Burayı seçtim. Burayı seçtim ve ortasına bir düzlem attım. Bu düzlem benim için bir geometri. Bu düzlemi kullanarak, tabii ki bu arada şunu da yapabilirsiniz. Bununla bunu seçip bunun arasında da bir düzlem atabilirsiniz. Sonra bu parçanın kendisinin içerisindeki şu düzlemi alıp şunla orient edebilirsiniz. Yani çakıştırabilirsiniz. Ama bunun için move'a gelmeniz, sonra bu düzlemi seçmeniz, ondan sonra bunu belli bir yere, mesela up to'yla şu düzleme kadar taşımanız lazım. Birleştirmeniz lazım. Ya da mesafe olarak diyeceksiniz ki bunun şu düzleme olan mesafesi sıfır olsun. Üst üste çakışsınlar gibi. Tabii bunlar tamamen size kalmış. Bu düzlemler arasındaki mesafelerle oynayabilirsiniz. Düzlemleri çakıştırabilirsiniz. Birbirine taşıyabilirsiniz. İlişkiler verebilirsiniz. Ama bu düzlemler mantalitesi. Genelde bu mantık biraz saçma olacaktır tabii ki. Genelde yapmanız gereken şey ya yüzeyleri ya mesafeleri taşımak, birbirine yerleştirmek. Bunun için ben ne yaparım? Mesela şu yüzü seçerim, bu yüzü seçerim. Ondan sonra bunları align ederim birbirine. Select. Şöyle şöyle. Align. Gelir bu buraya hizalanır. Ama bu tamamen sizin unsur ağacını doğru kullanmanızla alakalı. Bakın bu bir komponent değil şu anda. Move komponent deyince bu bir bileşen oluyor. Bu da dışarıdan çağırdığım referanslı bir dosya görüyor musunuz? Bunu da komponent yapmanız gerekiyor. Şimdi artık bu da bir komponent. Dışarıdan bir dosya, buranın kendi dosyası olmadığı için dosya işareti şöyle. Böyle böyle alt montajlar oluşturabilir, montajlar oluşturabilirsiniz ve yapılar oluşturabilirsiniz. Şimdi şunu kapatıyorum. Hiçbir şeyi kaydetmeyeceğim. Ve size vermeyeceğim için şu dosyayı siliyorum. Sonra da 4005 montaj yapısını getirip şu yukarıya bırakarak tertemiz bir sayfada açıyorum. Tekrardan görüyorsunuz ki benim datalarım solidler. Henüz komponente çevrilmemişler. Niye komponente çevirir? Birincisi, içinizden biri kazara diyebilir ki ben şunu pull'la, burada 3 tane kat olduğuna dikkat edin. Pull'la birazcık genişleteyim. Ve her şeyi içine katar kazara. Bakın tek bir parçaya dönüştü. Bunları komponent yaptığınız zaman bu gibi kazaların önüne geçiyorsunuz. Ki bir şeyin komponent olması onu düzenlemeyi engellemez. Ama diğer komponente alansal olarak taciz etmesini engeller. Onu söyleyeyim.
Komponent oluştururken gelip tek tek her şeyi move to component diyebilirsiniz. Ya da birden fazla şeyi seçip tek bir komponent yapabilirsiniz. Bakın ikisi tek bir komponent oldu. Gördünüz mü? Hangileri? Göstereyim size. Şu ve şu. Ya da komponentlerimi dağıtacağım. Undo diyeceğim. Şöyle. Ya da iki tane ya da üç tane seçip her birine ayrı bir komponent yap diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hızlıca. Bu niye lazım? 10 tane solidiniz var ve hepsinde ayrı komponent olacağını eminseniz Shift'le seçtiniz yukarıdan aşağı seçip her birini komponentlere dağıt dediğinizde montajınız hızlıca şöyle toplayayım bir parçalı yani komponentli bileşenli montaja dönüşür. Tabii ki bunu yapmak için bu kısa yol gayet işinizi görecektir. Cancel dedim. Spacecam'in sonsuz kere undo yapabilirsiniz. Kimi yazılımlar gibi 5 ile 10 ile sınırlı değildir, onu unutmayın. Ne zaman ki bir şeyleri komponentlere yolladınız, şöyle seçelim. Sonra komponentleri toplayın ve sonrasında isimlendirin. İsimlendirme için şunu yapabilirsiniz. Bir kere tıklayın, bekleyip bir kere daha tıklayın. Ya bu zaten Windows'un genel özelliği. Buna işte parça 1 dedim. Ya da boşluğa tıklayın. Ya da sağ tıklayıp buradan rename deyin. O zaman da işte parça 2 dersiniz. Şunu küçültelim. Yani tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmamın alemi yok. Gördüğünüz gibi 3 parçamı da isimlendirmiş oldum. Bu da parçaları isimlendirmenin yolu. İsimlendirdiğiniz parçaları gruplandırabilirsiniz. Yani mesela şu ve şu seçiliyken bir grup oluşturabilirsiniz. Bu unsur ağacında hiçbir şey değiştirmez. Ne işe yarar? Burada bizi grup oluşturum diye uyarıyor. Geç. Ne işe yarar? Yarın ertesi gün 500 tane parçanız varsa bu grubu seçip sırf bu grup üzerinde işlemler yapabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki ben bu grubu tamamen kırmızıya boyamak istiyorum. Bu grup için işlem yapar. Anlatabildim mi? Ve grubu daha sonra patlatarak dağıtabilirsiniz. İlla grup beraber devam etmek zorunda değil yoruna. Ve müzik grubuymuş gibi oldu. Renklendirme işleminde undo ile geri alalım. Grubumuz var mı? Grubumuzu da silelim. Yani montaj ayrı bir mantık. Alt montaj apayrı bir mantık. Alt montajın olduğunu daha sonra anlatacağım. Bir parça diğerinin alt montajı olabilir. Bakın sürükleyip montajı diğerinin içine bıraktım. Bir sürü parçanız vardır. Bir arabanın mesela tekerleri, dört tane tekeri vardır. O dört tekeri bir montaj grubuna toplayabilirsiniz. Buna alt montaj denir. Bununla ilgili daha sonra daha çok şey öğreteceğim. Ama basit bir örnek yapayım. Şunu undo ile geri alalım. Ne dedim? Kontrol ne? Dikkatli izleyin lütfen. Bundan pull dedim. Büyüttüm. Sonra geldim. Move ile bu geometriyi seçtim. CTRL diye basılı tutarak bundan 4 tane ah paten demeyi unuttuk tabii. Neyse sorun değil. 3 tane de böyle çoğaltalım. Oldu mu sana 4 tane. Sonra bir de tekerleğim olsun. Tekerlekler biraz saçma olacak ama idare edin artık. Amacımız zaten güzel çizmek değil, mantığı anlatmak. Bunlardan da sonra Move'a geldim. Seçtim. Pardon, seçtim. Sonra Create Pattern dedim. Bundan da X tane çoğalttım. Bundan da 5 tane olsun. Şimdi dikkat edin. Ben bu tekerlek grubunu, bu arada tabii ki bu paternin içerisindeki her bir öğe tek başına bileşene dönüştü, komponente dönüştü. Hızlıca çoğaltmayla vesaire hallettim bunu. Sonrasında her bir bileşeni ki şu solidim tek başına halen bir öğe. Dikkat edin çoğaltmaları komponenti yani montaj parçası yapıyor. Ana solidim halen orada. Solidimi silebilirim. Çoğaltma işlemlerinde otomatikman alt montaj oluştuğuna dikkat edin. Ama siz bu şekilde yapmadınız. Bunu şu şekilde yaptınız diyelim ki. New. Yani gayet fani şekilde. 4 tane solidim var. Hop, coşmayalım. Ve 4 tane de silindirim var. Böylece bolca solidiniz oldu. Şimdi bu solidler kendi başına hepsini, şöyle select'le göstereyim, hepsini birer montaj parçasına yollayabilirim. Move each to new component. Her biri bir parça oldu. Sonrasında da bu seçtiğim ilk 4 parça yani kübik olanları bir alt montaj haline getirebilirim. Alt montaj haline getirebilmem için
Bunlardan birini diğerinin altına sürüklemem yeterli. Ya da buraya gelip new component diyeceğim. Küpler diyeceğim. Boş bir bileşen bu. Ve bu küpleri alıp en yukarıya getireceğim. Taşıyabiliyorum. Sonra 4 tane bileşeni alıp bu küplerin içerisine attım. Bakın bütün küpleri seçebiliyorum artık. Aynı şekilde sağ tıkladım, New Component dedim. Boş bir komponent oluşturdum. Silindirler dedim buna da. Silindirleri de unsur ağacına sürükledim, küplerin altına aldım. Ve sonra 4 tane silindirin komponentini seçtim. Ve bunları da sürükleyip silindirlerin içine attım. Böylece montajım alt montajlardan oluştu. Yani dedim küplerimi boyamak istiyorum ya da küplerimi seçmek istiyorum. Küplerle bir işlem mi yapmak istiyorum? Buyurun bütün küpleri istediğim renge boyadım. Silindirleri değiştirmek istiyorsam silindiri de saçma sapan bir renge boyadım. Ama asıl amaç boyama değil. Asıl amaç daha sonra göreceksiniz alt montaj gruplarıyla çalışma. Yani ben bütün bir montaj grubunu silindirleri seçip de Move'la komple yönetebiliyorum. Bakın. Tek tek seçmekten daha kolay. Bu da montaj ve alt montaj mantalitesi. Montaj yapısındaki ilk mantığı böylece gördük. Bir sonraki videoda bu konuya devam edeceğiz.